Arkadaşlar günaydın. Şu an ses açar mısınız acilen? Kendi doğum günümü ilk önce ben kutlamak istedim. Daha doğrusu benden önce Uğur kutladı. Selin Amaral tam olarak 12.00'da mesaj attı dün gece. Annemden, Kaan'dan, babamdan henüz bir ses yok. Bu durumda evet dördüncü olarak da ben kutladım kendi doğum günümü. Bugün böyle küçük bir kadro yemek yiyeceğiz. Akşam doğum günü yemeği gibi bir şey. Geçen seneki doğum günümü hatırlıyorsunuzdur. Bayağı My Sweet 16 gibi böyle 40 kişilik bir doğum günü partisi yapmıştım. Bir mekana ayarlayıp yemeli içmeli falan gayet sabahlara kadar süren güzel bir partiydi. Bu sefer öyle bir arayışta ve enerjide değilim. Daha sakin. Akşam benim de çok sevdiğim, böyle mezelerinin de çok güzel olduğu bir restorana gideceğiz. Ama öncesinde tırnaklarımı acilen yaptırmam lazım. Tam da doğum günümde yaptırabiliyorum. Önceki günlerde hiç ama hiç boşluğum yoktu. Çok fazla kampanya ve işbirliği çektim. O yüzden evden çıkamadım. İşte bugün bunları bir hallettirelim. Instagram'a da haber veriyorum. Gülümseyin. Kestik bile. Yani kestikten kalktım, kısalttık. Şuradaki kırıklar tamir edildi. Onların üzerine jel sürdük. Sonra törpülecek, şimdi inceltecek biraz daha. Çatlatmışım hepsini, hepsini kırmışım. Bu arada o kadar karnım ağrıyor ki, insan doğum gününde rekli olur mu? Şu ikisi arasından bir seçim yapmaya çalışıyorum da şu anda. Bence açık olan bu arada. Koyu da çok koyu ya, gözüm alışmaz dedim. Şu bunun üzerine birazcık böyle şey istedim, ışıltı. Ama bu Nefertiti oldum ya bildiğiniz. Krom yine ama açık renk. Benim istediğim biraz daha böyle bronz bir parlaklık ama o renkte şey yok ellerinde, krom yok, ince tozu diyoruz ya, aynı şey, krom toz. Vereyim mi? Evet. Evet, bakalım nasıl olacak. Güzel yeşil oldu. Yeşil gibi. Bu senin yöntemin. Bu güzel. Üzerine gold simli bir oje sürdü. Baz gibi, top cut gibi değil mi? Ne yapıyoruz yanında? Tırnaklar tamam. Şimdi de saçıma fön çektirmeye geldim çünkü evde bir daha muhtemelen uğraşmam. Küpelerimin yüzlerine bakın. Kocaman kalpler. Bu YouTube'a çekiyor. Eskiden daha çok çekerdim. Şimdi daha az. Eskiden haftada birkaç video izlerdim. Şimdi ayda 3-4 video atıyorum. Tabii bilmeyenler olabilir aramızda. Saçlarımı bir işlem yaptırdım da ben. Instagram'da saçlarımı nasıl uzattım diye bir video var. Onu izlerseniz çok tane tane tek tek kısa bir şekilde anlatıyorum. Şimdi burada uzun uzun konuşmam, ses de var. İyi oldu. Eline sağlık. Çok kötü rüzgar var zaten. Şimdi kapıdan çıktığım gibi bir kısmı bozulacak. Çok saçma bir şey oldu arkadaşlar. Her türlü tuşu denedim ama bu açılıyor da kapanıyor da. Bu kapanmıyor. Ne yapacağım? Açık mı kalacak camım? Neden böyle bir şey oldu? Sıkıştı mı içine? Öncelikle eve geldim arkadaşlar. Şu arkadaki sıva izlerini boş verin. Ufak bir tadilat daha geçecek burası. O yüzden şimdi ben elbisemi giydim. Elbisemin güzelliğini size gösterebilmem için şu fermuarın çekilmesi lazım. Ama Uğur evde yok. Tek başımayım şu an. Kanter içindeyim. Hem karnım ağrıyor, hem soğuk soğuk terliyorum. Hem elbisemi giydirecek kimsem yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama kızamıyorum. Şu an Uğur'un storiesini gördüm. Muhtemelen bana hediye alıyor. O yüzden neden yoksun diye kızmayacağım ona. Sadece arkamı nasıl kapatacağım ve bu sıcakta. Yani ya da ben terliyorum. Nasıl halledeceğim işlerimi bilmiyorum. Önce dur size elbiseyi göstereyim. Nereye koyayım? Karnım çıktı mı hemen? Yani şu taraftan, yandan bir tane bağlayalım. Bir tane daha bağlayalım. Sonra bir tane kuşak şöyle üstünüze gelebilir. Aşağısı da böyle. Ay! Bak tek deliren ben değilim evde. O da kuyruğuyla oynuyor. Bir dakika, sizi böyle alacağım şimdi. Daha birkaç saat önce yaptığım ten makyajım güzel duruyor. Onu birazcık, onun üzerinden biraz düzeltmeler yapayım diyorum. Nars'ın sabitleme pudrasıyla göz altlarımı ve göz kapaklarımı sabitleyeceğim. Tam şu anki makyajım olacak bir renk var şu. Çok güzel. Parmağımla birazcık oraya ışıltı vereyim. Sonra da fırçayla etrafını biraz gölgelendiririz. Şuna bakar mısınız? İçerisinde de bir tane onun jeli var. Onunla beraber sürersem
tam böyle krem far gibi oluyor. Biri bir cam açsın ne olur. Kirpik diplerime toprak tonlu bir far sürüyorum şimdi. Kirpik diplerime böyle acı kahve tonlarında bir farla eyeliner yaptım. Şimdi maskaramı süreceğim. Biraz daha concealer geçtim ama bekletiyorum. Sonra da atacağım onu da. Bugün Sky High süreyim çünkü bu bayağı kalıcı. Aklıma son dakika MAC'in Maxtec maskarası geldi. Bu da suya dayanıklı olanı. Sanki bununla yapsam daha da ilişimi garantiye alacakmış gibi hissettim kendimi. Yani neden her doğum günümde kürk giyiyorum bilmiyorum. Ama çok ağır ve ben buna duramayacağım. Size bir göstereyim mi Jon Snow? Gerçekten ekstra 3 kilo ver üzerimde zaten yeterince yokmuş gibi. Çocuklar size olan derinden sevgimi biliyorsunuz. Gece görüşürüz. Anam. Dur. Tamam. Tamam. Daha çok çekme. Daha sanmıyorum. Bu şekilde. Sıkı değil mi? İşte kardeşim geldi. Oğlum, arabada sen varsın, sen de baleye doğru koşuyorsun. Özel'cim gel öpeyim. Nasılsın? Ne haber? Keyifsiz duruyorsun. Selin'in fermuarımı çekti az önce gördünüz. Hoş geldin Maral'ım. Maral ve kırmızı ruju da aramızda. İlk gelenler. Yaş gününde. Evet. Kaçıncı doğum günü kutluyoruz? Ben artık 12. bilemiyorum. Yok be. Ha beraber. Tabii. Beraber tabii. 12. doğum günü. Tabii ki. İnşallah o zaman 22, 32. Hemen böyle dönüyoruz efendim. Cemil'cim merhabalar. Özer'cim de selamlaştınız. 15 Kasım 2024 güzel bir akşam. Elinde konu. Bence alay etme. O kadar güzel oluyor ki. Hakikaten belki 5-10 sene sonra bunu açıp izleyebiliriz ama yani. Kaan'cım uyandığı gibi masaya geldi. Merhaba de bakayım. Nasılsınız be? Nasılsınız? Serkan yok, Şeyma yok, Uğur yok, Dilara yok. Uğur, Burak yok. Hiç kimse yok şu an ya. Meze dolabına Özer ve Kaan gitti. Bu ne? Aa şey, sarması evet. Bir de bu oldu bu. Depoğlu. Çok değişik şeyler söyledim bugün de. Girit ezmesi. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Neredesiniz siz ya? Merhabalar. Şeyma'cım hoş geldin. Serkan'cım. Merhaba deyin. Az önce, teşekkür ederim. Az önce Özer alay etti benimle. Babam dedi 2000 kaç yılında? 2000 yılının başlarında. Aynen şu hareketi yaptı. Kameraman aileyi çekiyor diye. Ben dedim çok güzel bir anı kalacak. O yüzden çekiyorum. Merhaba. Ama bizim sesimiz üstte bindi. Onlar ayrıca. Hadi hadi tamam. Merhaba. Herkes geldi. Herkes yerini aldı. Bu taraf tamam. Bu taraf da tamam. Bu arada arka masamızda da bir doğum günü yemeği yiyor. Cemil'im ne yapıyorsun ya? Bugün mekan galiba uzak sürekli iyi ki doğdun diye bağıracak. Ben şu an 27-28 yaşındayım tamam mı? Ya bundan 4-5 sene önce siz 27-28 yaşındaydınız. Belki 26 yaşındaydınız. Ben bu yaşta saklambaç oynamam evde tamam mı? Biz niye saklambaç oynuyorduk abi? Bence gayet güzel içeriklerdi arkadaşlar. Yazar mısınız? Çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim. Bugün olsa yine oynarım. Ben de oynarım. Sen bizi gömmeye çalıştın ama yemez. Ben bu yaşımdaki... Bak tam olarak bu yaşta aranması gerekiyor. Çünkü biraz nostaljik bir şey bu. Hadi hesap edeyim kalkın. Serkan perdenin içine saklanıyordu. Hem de Serkan 37 yaşında. Ya bir şey söyleyeceğim, sen 32 yaşında niye perdeye saklanıyorsun? Abi çocukluğun yaşıyor. Fransız balkonun dışına saklanıyordun. Yani evde saklanmıyordun. Ya da Selin'in perdenin arkasında yakalanmıştım. Vücuduna yani tenine temas etmiyorum diye saymıyordu. Hani perdeye dokunuyorsun falan diyordu. Hani buldum Selin diyorum, diyor ki yakalayamadın gidiyor. Perdeye dokunuyorsun diyor. Ya sensin kardeşim. Bir şey soracağım ama şunu da hatırlıyorum bir dakika. Bu videoyu izleyenler de en çok körebe videosunu izlemiştik. 2 milyon izlenmiş. Niye izlediklerini bir yazabilirler mi? Onlar da bu muhabbete dahil oldu. Ben 2 TL Amazon'dan aldım. Göster göster. Çok iyi ya. Tam serlik. Çok iyi. Yemin ederim. Bunu Kaan'a hediye ediyorum. Yemin ederim bunu. Aha açtı. Açtı. Göstersene. Göstersene. Açacak bir yüzük. Ha, bunu sana mı veriyor? Hediye ediyor oğlum işte. Açacak o. Ha uşak ha. Hadi. Saçlarına düşecekse adamım, bakma öyle. Sileceksen yeni bir kalemle. Ellerin avşansın. Oyna lan. Oynasana oğlum.
Oha bağırma! Oynama, öğreteceğim sana oynamayı. Ben oynayamıyorum. Bu bile iyiydi bu arada. Bak. Portre. Portre moto. Gel beni bol, sen beni bol. Gece benim yansın, gözlerim bol. Ya Kasım diyor, November diyor, 25 diyor, Happy Birthday Damla diyor. Bakalım Damla göster. Happy Birthday Damla yazıyor ya. Hayır, Uğur biraz düşünmüş. Bravo. Sahne bir daha mı çekeyim? Bir daha. Ben bir daha mı sarılayım? Sarılma sırası. Ay bir daha mı yakabiliyorum? Sonra da bu bizim şimdi Burak'la ortak hediyemiz. Sen gecemi yıldız oldun. Sana layık düşler senden önce. Tutsak yüreğim biliyorsun sen de ince ince. Haydi söyle. Videoyu yine videoyu editlerken kapatayım istedim. Dün makyaj doymuşum, bu bir. İkinci sabah bir kalktım, başımda ice var, kola var, su var, ayran var, kefir var. Ya gece nasıl susadıysam, gerçekten ne bulduysam içmiş. Uzun zamandır da böyle kalabalık bir şekilde gece dışarı çıkmamıştık. O yüzden biraz dağıtmışız, biraz saçmalamışız biraz da ama bence yine tatlanır. O yüzden izlerken silmemeye çalıştım çoğu anı. Yüzüm gözüm çok şiş şu anda. Kapatıyorum. Umarım yine böyle keyifli olmuştur izlemesi. Doğum günüm için yazan herkese de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizle de tanışmışım. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.